Diyanete göre Kurban Bayramı ne zaman sorusuna bayramın Arefe günü 11 Eylül 2016 Pazar günü, bayramın birinci günü ise 12 Eylül 2016 Pazartesi. 16 Eylül 2016 Cuma günü resmi tatil günü içerisinde olmadığı için Başbakan Binali Yıldırım bir genelge hazırlayarak o günü idari resmi tatil içinde tuttu ve tüm devlet çalışanları bu genelge sayesinde 9 gün resmi tatil yapacak. Kurban Bayramı tatilinde Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris ve Fethiye'deki turistik tesislerin %100 doluluğa ulaşacağı tahmin ediliyor. Denizi, güneşi, kumsalları, doğal güzellikleri ve binlerce yıllık tarihi geçmişiyle ilgi çeken Muğla'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlanmak üzere. Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyen yerli turistler için Bodrum, Marmaris, Fethiye, Dalyan, Akyaka ve Datça'da tekne turlarından antik kent ve doğa gezilerine, yöresel lezzet turlarından sportif faaliyetlere birçok gezi programının da organizesi yapılıyor. Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik ise bayram tatilinin 9 gün olması dolayısıyla sahil bölgelerine yerli turistler tarafından yoğun talep olduğuna dikkati çekti. Kurban Bayramı tatili kadar kurbanlık fiyatları da gündemde. Kurbanlık fiyatlarında geçen seneye nazaran bir artış gözükmekte. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda kilogram fiyatları netleşti. Buna göre büyükbaş hayvanlarda kilo bazında 14-22 liradan, küçükbaş hayvanlarda kilo bazında 11-20 liradan satılacak. Bu kilogram fiyatları illere göre farklılık gösterecek olsa da Türkiye genelinde ortalama fiyat aralığı ise büyük başlarda 16 lira, küçük başlarda ise 14 lira olarak görünüyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hurafelere karşı uyarılarda bulundu. Uyarılarda banka kredisiyle kurban kesilemeyeceği, kurban kanının alna sürülmesinin doğru olmadığı, kurban derisinin satılamayacağı veya kesen kasaba ücret olarak verilemeyeceği vurgulandı.